Mira'nın gözünden dünya koskocaman görünüyor muhtemelen. Bilinmezlerle dolu gözüküyor. Bu büyüklük ona çok güven veriyor olabilir ya da kendini bu büyük dünyada biraz güvensiz hissediyor olabilir. Bilmiyoruz, sadece şu an onun hissettiklerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Biz onun için çok büyüğüz, biz bir deviz onun yanında. Bayağı zorlu bir yaşam var Mira'nın. İçin çok ufak tefek olan şeyler, çok kolay olan şeyler Mira için kocaman engeller aslında. Onun koltuğa tırmanmaya çalışması hani bizim tavana tırmanmaya çalışmamız gibi bir şey aslında. Düz duvara çıkmaya çalışmamız gibi. İşte oyuncak sepeti bizim için çok kolay onu bir yerden bir yere çekmek ama Mira için çok büyük bir zahmet gerektiriyor. Yani benim bir arabayı itmeye çalışmam gibi bir şey aslında. Etrafından dönmeye çalışıyor. Biz yine dengemizi sağlayabiliyoruz. O ayaklarına daha tam basamıyor. Öyle bir dengesi de yok. Ama azimle her seferinde düşse de tekrardan yapıyor. Öyle öğrenecek zaten. Mira kadar olsam ve benim kadar büyük birisi gelip beni almaya kalksa herhalde ilk önce bir korku oluşur içimde. Bayağı bir yükseğe doğru kaldırılıyorsunuz. 10 katı falan var mısın sen Mira'nın yani? Hemen hemen. Hemen 10 katı büyüklüğümde bir canlının birinin beni havaya zıplattığını düşünüyorum. Hani ben cidden çok korkardım. Bize çok güveniyor olmalı ki hani ilk biraz tedirginlikten sonra kendini bize bırakabiliyor. O yüksekliğe ve o büyüklüğe rağmen. Zürafa nasıl Mira? Upuzun. Biz hep Bahadır'la merak ediyoruz. Mira'nın gözünden dünya nasıl diye. Hep varsayımlar üzerine konuşuyoruz çünkü. Bugün Prima'nın küçük şampiyonlar aktivitesine gideceğiz. Bunu görme şansımız olacak. Biraz komik duruma düşeceğiz gibime geliyor ama çok eğlenceli olacak. Bakalım eğlenceli olur herhalde. Öyle Mira gibi. Hayır bu ama bir şey söyleyeyim. İnanamam. İniş de o. Çocuk nasıl inecek oradan öbür türlü? Bilmiyorum. Anneciğim bilemiyorum. Biz bugün Mira'nın gözünden dünyayı gördük. Gün içerisinde ne kadar çok çaba sarf ettiğini ve ne kadar zor şeyler başardığını anlamış olduk. Hani biz Mira'yı zaten öyle görüyorduk. Bu deneyimi yaşadıktan sonra iyice artık bir maratoncu, bir olimpiyatlara hazırlanan, olimpiyatlara katılan biri gibi geliyor bizim gözümüze. Hani her yaptığı zaten bizim için çok kıymetliydi. Şimdi hepsi çok büyük bir başarı olarak görünüyor. Bebeğin aktif olması onun gelişimi için, yeteneklerini geliştirmesi için çok önemli. Biz de bunu sürekli yüreklendirmeye çalışıyoruz. Ona doğru ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Gün içerisinde rahat olmasını istiyoruz. Çünkü ne kadar aktif olursa gelişim o kadar iyi olacak.